Yani her ay 30 milyon liralık bütçeyi en zor durumdaki ailelerimizi desteklemek için kullanıyoruz. 160 bine aşan aile sosyal kartlarımızdan düzenli olarak yararlanıyorlar. Peki bu 160 bin aile kendilerine tahsis ettiğimiz aylık 30 milyon lirayı aşan bir parayla ne gibi harcamalar yapıyorlar? Bakın tümden veriler üzerinden konuşuyorum. Burada hamaset yok, popülizm yok. Ve bununla, bu tabloyla hepimizin yüzleşmesi gerekir. Bizim de yüzleşmemiz gerekir. Ülkemizin yöneticileri, siyasileri, hükümetin değerli bireyleri de yüzleşmek zorundadır. Nasıl harcıyorlar diye baktığımızda karşımıza bakkalların veresiye defterinde gördüğümüz ürünler çıktı yine. Yani az önce söylediğim ekmekten süte, şekerden o temel gıdaya o ürünler çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal kartlarıyla yapılan harcamaların %65'ini bakkallardan da temin edilebilen temel gıda ürünleri oluşturuyor. Ama bir başka veri, bir başka tablo daha var ortada. 160 bin ailenin temel gıdaya ulaşabilmeleri için yaptığımız maddi yardım ekonomik dolaşıma girdiğinde maalesef ve maalesef o güzel, o güzide bakkallarımıza uğramadan doğrudan zincir marketlere gidiyor. Ve zincir marketlere akıyor. Sosyal kartın sadece büyük marketlerde geçerli olması nedeniyle bakkallar müşterilerinin de açıkçası önemli bir kısmını kaybetmiş oluyorlar. Aylık temel ihtiyaçlarını sosyal kartla zincir marketlerden karşılayan vatandaş sadece günlük gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için veresiye alışveriş yapmak durumunda kaldığında o mahallemizin güzide bakkalını hatırlıyor. Veresiye defterinde borçlar biriktikçe de vatandaş yaşadığı mahcubiyet hissiyle ne yazık ki o bakkallarımızdan uzaklaşıyor. Bakkalların ekonomik koşulları daha da ağırlaşıyor. İşte Halk Bakkal projesiyle, çok önemli ve değerli Halk Bakkal projemizle biz bu kısır döngüye İstanbul'da son veriyoruz.